İşte yani insanlar kaba saba tartışıyorlar değil mi? Birbirlerine kötü söz söylüyorlar. Halbuki burada çok önemli bir prensip var. Mesela insan karşı tarafa zarar vermek istemez. Toplum da bunu hoş görmez. Ne yapması lazım? Kendisine bir koç, lider, rehber edinmesi lazım. Değil mi? Yani o insanı böyle evirecek, çevirecek, adam edecek. Hani nefsini terbiye etmek hususunda elinde bir malzemesi, sermayesi var. Mesela bir mümin için Kur'an ve sünnet. Ve biz bu eserlere, bu kitaplara, bu malzemelere risaleleri de ilave etmişiz. Yani ben bir mümin nurucu yani nur talebesi olarak risaleleri de Kur'an ve sünnetin yanına koyuyorum ki zamanın ağır şartları altında ezilmek istemiyorum. Doğru, hakkaniyetli bir şekilde Kur'an'ı ve sünneti bu zamana uyarlayarak İslam'ın ve imanın ruhunu rencide etmeden kendi hayatıma nefsimi terbiye etmek hususunda motive etmek, adapte etmek için. Tamam. Yani önce ne yapıyoruz? Bir antrenör, kendimize bir mürşit seçiyoruz. Bu hususta benim idolüm, rehberim, Kur'an'ı ve hadisleri, Allah'ı ve peygamberi anlamak noktasında diyelim, anlaşılması için. Mehdi-i Azam olduğuna da inandığım Bediüzzaman Said Nursi'dir yani. Peki ne oluyor yani? Mürşidi seçtiğin zaman, onu bulduğun vakit birçok artık taşları, tuğlaları üst üste koymaya başlıyorsun. Hayatında maddi manevi bir temeli sağlam inşaat temin etmiş oluyoruz. Bir inşaat meydana getiriyoruz. Ve bu yıllarca birikmiş oluyor. Peki insanların tartışması, birbirlerine kötü söz söylemesiyle alakası nedir? Başta söylediğim gibi antrenörünü doğru seçersen insanlara olan yaklaşımını o belirler. Nasıl bir üslup ile onlara mukabelede bulunman gerektiğini yine o sana söyler. Ne yapmalısın peki? Bakın şu an kaos değil mi? Her yerde olaylar var. Depremler oluyor, insanlar kavga ediyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar, birbirlerine zarar veriyorlar. Fitne var, yalan var. Yani Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi hayatta insanın, Risale'de bu ifade mevcuttur. Hoşuna gitmeyen şeyler, hoşuna giden şeylerden daha çoktur. İşte biz bu gibi bizi rahatsız eden hususlar karşısında ne yapabiliriz? Ne gibi tedbirler alabiliriz? Bunu hep öğretmeninden, liderinden, rehberinden öğreniriz. Lakin başı bozuk, serseri, sersem, serkeş ruhlu, tipli bu karaktere sahip insanlar rehberleri olmadığı için nefisleri, canları neyi nasıl istiyorsa öyle davranıyorlar. İftira atıyor adam. Sırf muhatabının karşısında tırnak içerisinde haksız ve küçük düşmemek için yalana başvuruyor. Yani nefislerine aldanıyorlar. Hissiyatlarına mağlup oluyorlar. Ama sen veya işte biz veya siz hepimiz bir mürşit kabul edersek ki o da açılması gereken bir kapı, bir pencere yani. Mürşidin mahiyeti ve ne olduğu da önemlidir. Bu ikinci perde. Birinci perdede insanların lideri, rehberi belli değil. Yok ki. Varsa da öğrenememiş, anlamamış olduğu için tesir etmiş değil. Yani okuyucuyu
müridini, öğrencisini, takipçisini, talebesini bir şeyleri anlatıyor, kurtarmak için çabalıyor. Fakat bu bizim eleman o havalarda değil. Okumuyor, okusa da anlamıyor. O yüzden kendinize bir kitap seçersiniz. Yıllar yıllar terakki edersiniz, okursunuz. Anlamaya çalışırsınız. Hayatınıza dediğim gibi adapte edersiniz. Ve inşallah muvaffak ve muzaffer olursunuz yani. Amel etmek şartıyla. Ben bunları nereden ve niye, neden söylüyorum? Çünkü benim okuduğum, yani mürşidimin kitabında, Risale-i eserlerinde bu söylediklerimin hepsi, hatta daha fazlası mevcut. Gözüme çarpıyor, bakıyorum, okuyorum, görüyorum. Seni adam ediyor yani. Öğrenciyken yetiştiriyor, o potada seni eritiyor. Küçükten büyüğe, 7'den 70'e kadar yani. Çünkü hepsinin karşılığı var bu risalelerde. 8000 sayfeden bahsediyorum. Az buz değil ki. Şimdi sen bana, elbette ki istisnası var ama, herhangi bir güncel meselede bir sual sorsan veya benden bir tavsiye istesen alsan, ben sana risaleden dolaylı veya işari olarak veya kat'i ve kesin olarak o sualin cevabını sana, o meselenin mahiyetini gösteririm. Ama öyle, ama böyle. İlla ki mevcut yani. Bakış açımız budur. Öyle kabul ediyorum, öyle görüyorum, öyle okuyorum. Anlaşıldı değil mi? Yani beni disiplinize ediyor bu eserler okuduğum zaman. Yeterli mi? Hayır. Çünkü her gün nasıl ki insan acıkıyor, ihtiyaçları tezahüt ediyor, artıyor. Cildimiz, cesedimiz değişiyor, besleniyor, gelişiyor, evrimleşiyor değil mi? Ve hakeza ihtiyacımız da öyle. Her gün artıyor, değişiyor. O yüzden öğrendiklerimiz de yeterli gelmiyor. Her gün başka hadiseler hortluyor, cereyan ediyor. Bu nedene binaen, bu sebepten mütevellit, sen de kendini daima geliştirmelisin, terakki etmelisin. Okumalısın, okuduğun, öğrendiğin ilim ile çok zor olduğunu biliyorum. Fakat mümkün olmadığını da söylemek çok doğru olmaz. Mümkün olduğunun da farkındayım, ne kadar zor olsa da öğrendiğin ilimle amel edeceksin. İhlasını muhafaza edeceksin. Siyasette böyle, ticarette böyle, insanlara olan yaklaşımlarda böyle. Hep Üstad Bediüzzaman'ın koymuş olduğu okuyucusuna, nurcusuna, talebesine hep kurallar var. Fakat bu kurallar çok ağır. Hafif değil, kolay hiç değil. Çünkü zamanın şartları seni yoracak, insanlar üzerine gelecek. Çünkü bu öyle bir kural ki, risaleler seni disiplinize edecek, otoriteyi sağlayacak. Yani seni adam edecek diyelim. Elin, ayağın düzgün hale gelecek. Bu hayat içtimaiyedeki insanların da gözünden kaçmayacak. Bunu fark edecekler. Ve çoğusu diyelim, bundan rahatsız olacak. Çünkü nefisleri bunu istemez. Akılları kabul etmez. Reddeder, atarlar. Onların da işine gelmez. Çünkü sen öyle bir şey öğreniyorsun ki, sen kendi aleminde bunu kan ter içerisinde bir şeyler çabalayarak, yaparak oturtmaya çalışıyorsun kendi alemine, kendi nefsinde. Yani dar dairede diyelim. Fakat geniş dairede bu öğrendiğini başkalarına söylediğin zaman rahatsız olanlar olacak. Çekemeyecekler yani. Bak, bu ifade risalede var dolaylı olarak. Nasıldı hatırlayalım. Ben bu fikri kabul etmem diyerek kaçacaktır diyor değil mi? Eşek muzaffer eşekliğe girse
bu kainatın tesadüfen sebepler tarafından yaratıldığı fikrini yine de kabul etmez. Bu fikri kabul etmem diyecektir. Kaçacaktır ya. Orada meslek muhalif. Ben muvafık, mutabık olarak söylediğim halde insanlardan kaçanlar oluyor. Var tabii, yani Kemalistlerden kaçanlar var, Fetoşistlerden var, Komünistlerden var. Zaten onlar da bırak kaçsınlar yani. Rahatsız olsunlar. Böyle kendinize bir mürşit bulun ya. Yani. Hocam benim mürşidim Kur'an ve hadis. Bu sıkça dile getirilen ve sorumluluk almak istemeyen insanlar. Ağızlarında dolaşan ve kolaya kaçan insanların öne sürdükleri bir iddia sadece. Fakat Kur'an'ı ve ayeti anlamak için kaç fırın ekmek yememiz lazım? Neler yapmamız lazım? Değil mi? Nasıl maddi ve manevi cehd-i gayret içerisinde olmamız lazım? Nefsimizi nasıl terbiye etmemiz lazım? Neler öğrenmemiz lazım? Vakit, zaman, emek, ilim, kafa patlatmak lazım, değil mi? Hangi eleklerden, süzgeçlerden geçmek lazım? Bunları hesaba kattığınız zaman siz anlıyorsunuz ki ben bu potaya giremem. Çünkü benden daha takvalı, daha imanlı diyelim, daha üstün, eftal, mübarek, faziletli şahsiyetler var. Mesela Bediüzzaman var. Ben şimdi Bediüzzaman'ı aşağı ve kella yani. Nasıl diskalifiye ederim, eleyebilirim, çöpe atabilirim. Bana Kur'an ve sünnet yeter diyebilirim. Bu ahlaki midir yani? Fıtri midir? Değil. Üstad Bediüzzaman'daki zeka, iman zaten sende olsa sen bu kadar günahlara batmazdın. Ya ben Bediüzzaman Hazretlerine tabi olduğum için Üstad Hazretlerinin ismini veriyorum. Ya sen başka isim önerirsin. Başkası başka bir isim tavsiye eder. Bu farklılık arz eder. Fakat illaki Kur'an ve hadisleri günümüz şartlarına madden ve manen uygun çözüm üretebilecek seviyede hakikaten insanların suallerine cevap verebilecek mahiyette olmasına dikkat edin bu eserlerin. Yani bir tefsir okumanız şartu şart yani. Öyle söyleyelim. Ve sizin o kitaptan istifade ettiğiniz duruma göre kabiliyetinizin miktarı neyse, zekanız ne seviyedeyse gelişiminiz o kadar hızlanacak. O hakikatleri o kadar kısa ve öz şekilde mahsedebilecek yani. Zihniniz, aklınız, şuurunuz, vücudunuz, kalbiniz. Yani kısa bir zamanda da terakki edebilirsiniz. Üstadın mesela koyduğu husus, bir sene bu risaleleri samimi, ihlaslı şekilde dikkat ve tefekkürle okuyup mütalaa eden adamın alim olduğunu, terakki edebileceğini söylüyor yani. Üstad Hazretleri. Biraz da sizin gayretinize bağlı. Anlaşıldı değil mi? Mübarekler. Okuyun yani. Mürşitsiz olmaz. Sana o ayet ve hadisleri açıklayabilecek, hakikaten bu asrın idrakine uygun, müsbet ve mukni şekilde ders verebilecek bir eser ara. Zaten risaleleri o zaman karşına çıktığı zaman fark edeceksin. Evet. Bu husus çok hoşuma gidiyor. Beni baştan başa değiştirebilecek bir eserden söz ediyorum. Seni de öyle elbette. Yürümeni, konuşmanı, alışverişini, insanlarla olan muamelatını, muameleni, muhabbetini, öfke, nefret, şuur,
nefs, şeytan, öyle değil mi ya? Bir sürü kavram var. İlmi, edebi, İslami, imani, itikadi, değil mi ya? Maddi, manevi. Bunların hepsini potada eriteceksin. Ortaya mükemmel bir insan çıkar yani. Nefis terbiyesidir yani. Üstad Hazretleri'nin eserleri. Okursan fark edeceksin. Yani ben burada sana günlerce, haftalarca anlatsam daha uzun çeker. Sen bir iki kitap, bir iki günde okusan daha kısa çeker. Zaman kaybetmemiş olursun.